Merhaba değerli izleyenler, Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yatırımcılar ürkektir, sermaye ürkektir, ilgi alaka ister, yatırımcı eğer aradığınızı bulamaz ise gider başka yerde yapar dedi. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, il ekonomi ve kalkınma toplantısında yetkili kurumlara seslenerek yatırımcılar ürkektir, sermaye ürkektir, ilgi alaka ister, yatırımcı eğer aradığını bulamaz ise gider başka yerde yapar dedi. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında bir araya gelen kurum ve özel sektör yetkilileri Erzurum ekonomisine yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile cazibe merkezleri hakkında bilgi verdi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ve bu yıl birincisi düzenlenen toplantıda yapılmakta veya yapılacak olan yatırımların önüne çıkabilecek problem ve sıkıntılarının hızla çözüme ulaştırılması ele alındı. Biz istiyoruz ki yatırımlar yarı içerisinde ihale edilsin ve makul süre içerisinde tamamlansın. Yatırımların uzaması, gecikmesi hem zaman israfı, hem kaynak israfı, hem de bu yatırımların yapılıp hizmete girmesiyle oluşacak istihdamı sağlamak açısından da bir kayıp olacağından dolayı bütün yatırımların vaktinde, zamanında hızlı yapılması için gayret ediyoruz. 2017 yılının yatırımları 2017 yılında yapılmalı, ihale edilmeli, yapılmalı ve tamamlanmalı zamanında. Özel sektörün yaptırımlarıyla alakalı da kamu kurumlarımız, özel sektör yatırımlarıyla ilgili bütün bürokratik mekanizmaları çok hızlı çalıştırarak yatırımların önündeki tüm engelleri kaldırıp bir an önce bu yatırımların hayata geçirilmesini ve Erzurum'umuza da istihdama katkı sağlanmasını yönünde gayret ve çaba sarf etmek durumundadır. Darbe girişimi sonrası yasa dışı yollardan Suriye'ye kaçmaya çalışırken Kilis'te yakalanan Erzurum eski Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş tahliye istedi. Darbe girişimi sonrası yasa dışı yollardan Suriye'ye kaçmaya çalışırken Kilis'te yakalanan eski Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş, FETÖ terör örgütü üyeliğinden tutuklu yargılandığı davada kaçma şüphesinin olmadığı savunarak tahliye istedi. Evinde ele geçirilen hard diskte PKK propagandası içeren fotoğraflar bulunmasıyla ilgili olarak ise Beyaztaş, ben Kürdüm, 200 GB'lık müzik arşivim var, yaklaşık 100 bin her türden parça var. İndirdiği müziklerin arka planında olan fotoğraflar kaydedilmiş olabilir. Çıkan fotoğraflar propaganda amaçlı değildir. Üniversitede PKK bana burs veriyordu. Alıp PKK'lı olurdum ama kabul etmedim dedi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş, 14 Ağustos 2016 günü devriye görevi yapan askerler tarafından Kilis'e bağlı Duruca köyü Afrin Hudut Karakolu sınır hattında Suriye'ye kaçak olarak geçmeye çalışırken yakalandı. İstanbul'da görev yaptığı dönemde organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in de aralarında olduğu dosyaya bakan 47 yaşındaki Erzurum Cumhuriyet Savcısı Beyaztaş, 15 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine kondu. Beyaztaş hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme programı Baylok'u 18 Ağustos 2014'te kullanmaya başladığı tespit edilen Beyaztaş'ın üniversite ve savcılık eğitim aldığı dönemde örgüt evlerinde kaldığı bildirildi. Ekrem Beyaztaş dün 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Beyaztaş kendini şöyle savundu. Ben Kürdüm, piyasadaki çoğu kişiden güzel türkü söylerim. Cezaevinde saz çalıp türkü söylüyorum. 200 GB'lık müzik arşivim var. İçerisinde her türden yaklaşık 100 bin parça var. Kürt bayrağı fotoğrafı çıkan müzik anonim bir halaydır. Facebook'tan indirme yaptığınızda arka plandaki fotoğrafı sistem üzerine indirmiş olabilir. Bizim bölgede düğünlerde alay çekilir ve sen katılmazsan değer vermedi olarak anlaşılır. Halay içerisinde kişilerden sarı kırmızı poşu bağlayıp işaret yapabiliyor. Fotoğraf çekilse ben de aynı karede olabilirim. Ben KCK ile ilgili ana davalara baktım ve yapılan haberlerle hedef haline getirildim. Çıkan fotoğraf propaganda amaçlı değildir. Fotoğrafların 20'si de
bu şekilde girmiştir. Kaçma şüphem yok. Adli kontrol uygulanabilir. Bu kadar süre cezaevinde kaldıktan sonra kaçmam, hakkımı sonuna kadar arayacağım. Meslekten ihraç edilmiş olmam ve bu damgayı yemem en büyük cezadır bana. Suriye sınırında yakalanma olayım, gidip 5-6 ay sonra geri dönecektim. Yoksa kimse kendini mayın tarlasına atmaz, biz mağdur olanız, sanık değil. Üniversitede PKK bana burs veriyordu, alıp PKK'lı olurdum ama kabul etmedim. Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Narman İlçe Kongresi'nde konuştu. Olağan kongre sürecinde Narman'da gerçekleştirilen ilçe kongresine katılan Milletvekili Aydemir, kongrede bir selamlama konuşması yaparak AK Parti bir vefa ve sadakat davasının adresidir dedi. Hakka sadık olmak, bizi hakikate taşıyanlara vefa göstermektir davamız dedi. Milli irade uğruna, halk uğruna ve hak yolunda tarihi bir dirayeti yüksek şahsiyetle ortaya koyan bir dünya liderine, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun temsil ettiği davaya vefadır bu hareket tarifini yaparak, AK önderimiz ve onun ecdat duruşunu kaydeden vizyonuna sadakattir bu hareket. Diyoruz ki vallahi vefalıyız, billahi sadığız. Bu mübarek dava uğrunda nefislerimizi adamaya kararlıyız. Allah yolunda kararımız da bizleri sabit kılsın inşallah niyazında bulundu. AK Parti ilçe başkanlığına yeniden seçilen Metin Okumuş, yönetim kurulu ve parti üyelerine başarı dileklerini sunarak kutladı. Kongre sırasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, Tortum ve Uzundere kongrelerinden sonra Narman ilçe kongresinin de yüksek katılımlı bir heyecan ve kalbi bir coşku içinde tamamlandığını bildirdi. Biz tarihin, biz muhteşem ecdadımızın, biz bu muazzez coğrafyanın, biz dünyanın kuzeyinde güneyine, doğusundan batısına meridyen meridyen mazlumların, çaresizlerin, sahipsizlerin, biz 1500 yıl öncesinde kainatın tek doğrusunu müjdeleyenin verdiği bir vefa ile yükümlüyüz şeklinde konuştu. Bu ulvi vazife hakkı korumak, zulümleri durdurmak, mağdurların gözyaşlarını silmek, kıta kıta insanlığa hakkı taşımak, bu özel vazife eşref-i mahlukat olan insana yaratanın verdiği değer gereğince hizmet sunmaktır söylemlerinde bulundu. 2018 yılı ve 2019 yılını içeren memur zamları belli oldu. 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. toplu sözleşme görüşmelerinde 2018 yılı ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için de %3,5, 2019 yılı için ilk 6 aylık dönemde %4, ikinci 6 aylık için %5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu işveren heyeti ve kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında yapılan müzakerelerde mutabakatın sağlandığı bildirildi. Buna göre 2018 yılı ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için %3,5, 2019 yılı ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için %5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde de enflasyon farkının da ödeneceği ifade edildi. Anlaşmaya ilişkin imza töreni 22 Ağustos Salı günü saat 11'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Muralı toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Sadece ticari araçları kapsayan kış lastiği zorunluluğu özel otomobiller için de getirildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca 1 Nisan 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğde ülkemiz karayollarında seyreden yabancı plakalı araçlar da dahil olmak üzere ticari ve özel tüm araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir dendi. Buna göre Türkiye'de 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde bütün taşıtlar kış lastiği kullanmakla yükümlü hale geldi. Uygulama kapsamında olduğu halde kış lastiği kullanmadığı tespit edilen araçlara 625 lira para cezası uygulanacak.
1 Aralık 1 Nisan tarihi arasında 4 aylık kış döneminde şehirler arası yollarda seyahat eden bütün araçlar kış lastiği kullanmak zorunda. Şehir içinde uygulama yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak valilikler tarafından belirlenecek ve duyurulacak. Valilikler tarih aralığının öncesinde veya sonrasında birer ay artırılabilecek. Sürücüler tarafından araçta bulunmasının bir güvence olduğu görülen patinaj zinciri de kış lastiği tebliğinde yer aldı. En çok merak edilen sorulardan biri de zincirim var yine de kış lastiği takmam gerekir mi sorusu düzenlenen tebliğiyle aracda patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz şeklinde yanıt buldu. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler kış lastiği yerine geçebilecek. Ayrıca kış lastiği takılı tüm araçlarda kış koşullarında zincir bulundurulması da zorunlu. Kış lastiği uygulamasının denetiminde de ek yetkilendirmeye gidildi. Şehirler arası yollarda yapılan kış lastiği denetimlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki denetim birimlerinin yanı sıra belediye ekipleri de bu yıl itibariyle kış lastiği denetimi yapacak. PTT 1. Lig'in yeni ekibi olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. PTT 1. Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor 27 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yüksek tempoda Palandöken Yüksek İrtifa Spor sahasında sürdürüyor. Mavi beyazlı formalı futbolcular teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde ısınma bölümünün ardından pas çalışması yapıp çift kale taktik antrenmanı yapıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, öncelikle kazanmak ve 3 puan için sahaya çıkacağız. Oyuncularımızın antrenmanda gösterdikleri başarıyı sahaya da yansıtarak puanla kapatmayı arzuluyoruz. Her maç olduğu gibi bizim için bu maç da çok önemli. Deplasman maçı oynayacağımız Rize'de taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz dedi. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.